Selam edebiyata gönül vermiş, edebiyatla hemhal olmuş güzel insan. Bu hafta Türkçenin sırlarına bakacağız. Nihad Sami Banarlı'nın 100 temel eser tavsiyeli bu kitabını birlikte inceleyeceğiz. Nerelerin altını çizmişim, beraber bakacağız. Öncelikle kitabı size göstermek istiyorum. Bu kitabın 100 temel eser tavsiyeli olması gerçekten yerinde olmuş. Çünkü gençliğimizin kanaatimce bu kitabı mutlaka ve mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Neden okumasını istiyorum? Çünkü insanları bir arada tutan en önemli şeylerden birisi bir harç gibi dilidir, ana dilidir. Ve buradan ana dilimiz bizi birbirimize kenetleyen görünmez bir bağ gibidir. Yurt dışında zaman geçirenler orada Türkçe bir kelime duymanın verdiği mutluluğu muhtemelen tarif edemezler. Ben de yaşadım bunu. Orada duyduğunuz Türkçe kelime gerçekten sizi bambaşka yerlere götürebiliyor. Nihad Sami Banarlı değerli bir yazar, düşünen bir yazar. Nihad Sami Banarlı ile tanıştığım için ben ayrıca mutluyum. Geç tanıştım ama sizin erken tanışmanızı isterim. Kitapta birçok yerin, altını çizdiğim yerin yanına ayraçlar koydum. Bakalım nelerin altını çizmişiz. Bu kitapta beni en çok etkileyen tespiti sizinle öncelikle paylaşmak istiyorum. Yazarımız Cumhuriyet'in ilk yıllarında arıdırı Türkçecilik, saf Türkçe, öz Türkçe gibi hareketler vardı. Bu hareketlerle Arapçadan, Farsçadan belli dillerden Türkçe'ye geçmiş, kelimelerin atılması, kullanılmaması yönünde her şeye bir Türkçe, öz Türkçe kelime karşılığı bulma girişimleri vardı. Çok da başarılı olmadı. Yazarımız bunu burada ciddi bir şekilde tenkit ediyor. Örneğin burada altını çizdiğim bir nokta var. İngilizlerden bahsediyor ve İngiliz İmparatorluğu'nun dünyanın 5 kıtasında hüküm sürdüğü devirlere heybetli bir işaret olarak dillerindeki başka milletlerden gelmiş kelimeleri gösteriyor. Başka milletler tarihte ve coğrafyadaki büyüklüklerini böyle her fırsatta ve her vesileyle yaşatırlarken bizim dünya hakimiyetimizi kelimelerde bile unutturmaya kalkmamız milliyetçilik değildir. Bilakis milliyetçiliği öldürmek için icat edilmiş çok kurnaz bir yıkıcılıktır diyor. Ve burada bahsettiği bir nokta var. Ben burayı çok önemsiyorum. Burada demek ki Türkçemizin içine girmiş yabancı dilden kelimeler bize Türkçemizin zayıflığını değil, aksine gücünü gösteriyor ve bizim tarih boyunca birçok millete, milliyete, coğrafyaya ulaştığımızı, onlara değdiğimizi, onlarla bir etkileşim içinde olduğumuzu, onlardan kelimeler aldığımızı ve Türkçeleştirdiğimizi dile getiriyor burada. Ve diyor ki kelimeler tıpkı fethedilmiş topraklar gibidir. Şu an üzerinde yaşadığımız İstanbul'u baz alalım. Bu toprakları biz 1453 senesinde fethetmişiz, kılıç hakkıyla almışız ve artık kan döktüğümüz, kanımızla suladığımız bu toprak bizim bir parçamız olmuş ve burayla artık yoğrulup hemhal olmuşuz. Şu an İstanbul'un bir karışını elimizden almaya kalksalar eminim ki Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı hiçbir kuşak ayırt etmeksizin hepimiz ayaklanırız. Hepimiz bir karışını bile vermemek için mücadele ederiz ama kelimeye gelince iş böyle olmamış. Türkçeleştirme döneminde kelimeler başına buyruk atılmış, budanmış. Demek oluyor ki kelimeleri de biz kendimiz fethetmişiz. Atalarımız ulaştıkları coğrafyalarda, yaşadıkları topraklarda, bir arada kaynaştıkları insanlardan bazı kelimeler almışlar ve onları Türkçeleştirmişler, Türkleşmiş. Türklerin sesi gelmiş, Türklerin ses güzelliği gelmiş. Bunlar edebiyat kitaplarımızda, bilim kitaplarımızda yazılmış, kullanılmış, halkın ağzında kullanılmış, ağzında başka formlara girmiş, başka lehçelere bürünmüş, Karadeniz şivesini almış, Ege şivesini almış, sayısız merhalelerden geçerek günümüze gelmiş. Ve o kelimelerin bir ruhu var. O kelimeleri böyle kestirip atmamamız lazım. Çünkü yazar burada bir şeye daha dikkat çekmiş. Bunu da okumak istiyorum. Türk milletini içinden yıkmak isteyenler onun önce dilini ve ardından dinini devirmek yolundadırlar diyor yazar. Onun tarihteki en büyük zaferlerini bu iki asil kaynağa bağlı oluşla kazandığını da onlar çok iyi bilirler. Yıkmak isteyişlerinin asıl sebebi esasen budur diyor yazar. Kelimenin dilimizdeki bizim kullandığımız öz Türkçe olmasa da Türkçeleştirdiğimiz kelimelerin önemini vurguluyor. Madem öz Türkçeleştirme döneminden başladık, oradan devam edelim. Sizi biraz da gülümsetecek kısa hatıra paylaşmak istiyorum burada. Kelimeler değişirken aynı zamanda bazı kelimelerin seslendirilişi de o dönemde değiştirilmiş. Örnek veriyorum, Muhammed D harfiyle kullanılan isimlerin D harfiyle yazılması yasaklanmış. T olarak kullanılması o dönem yürürlüğe girmiş. Tabi büyük şairler kendi aralarında şöyle bir binayeli sohbetleri var. Şair Abdülhak Hamid ile müderris Ferit Bey. İsimleri evvelce Hamid ve Ferit sesleriyle yazılan bu iki dil ve sanat büyüğü arasında D'lerin T olmasına emir çıktığı zaman şöyle bir konuşma olmuştu. İsmi Hamid hılığına sokulan şair, adı Ferit sertliğine bürünen müderrise, "Nihayet senin de kuyruğuna bir it taktılar" demiş ve ondan şu cevabı almış. "Benim hiç olmazsa Ferim'i bıraktılar. Senin adın hem Ham hem de it olmak tehlikesi içinde ya." Nitekim öyle oldu. Bugün nice kimselerin ağzında bu kıymetli ad artık ham ittir. Kelimeyi bu hale düşürenler utansın ama utanmazlar ki demiş yazar. Yani buradaki ince nüanslar, ferim, fer kelimesini orada benim ferimi en azından bıraktılar. Sen daha ham it olduğun gibi falan. Türkçenin buradaki kıvraklıklarını da görmüş oluyoruz aynı zamanda bu nükteli sohbette. Türk halk zevki bir kelimeyi Türkçeleştirirken ona öyle sihirli bir ses, öyle ahenk verir ki kelime ifade ettiği mananın adeta notası, musikisi olur. Bazen rengi, kokusu ve buğusu olur. Sabun ve sabun köpüğü de böyledir. Yazar burada sabunun insana o köpüklü temizlik hissini verdiğini, sabun kelimesini duyduğumuz zaman dile getiriyor ve bunun, bu ismin Farsça müşk ve Arapça misk sözüyle Latince sapo veya Fransızca savondan Türkçeleştiğini söylüyor ve diyor ki ne müşkte ne de miskte mis kelimesinin uzun ve devamlı güzel kokusu vardır. Bu devamlılık Türk telaffuzunun misin sonundaki uzun S ile sabunun sonundaki kalın S'yı sihirli bir ahenkle birleştirmesinden doğuyor demiş. Çok dikkatimi çeken bir başka şey var. Kelimelerin izdivacı demiş burada yazar. Kelimelerin yan yana gelerek yeni bir anlam, yeni bir kelime oluşturmasına kelimelerin izdivacı demiş. Parmağına yüzük takacağım bir kadın ona alyans dediği gün benden ayrı düşebilirdi. Nişan yüzüğü, hatta nikah yüzüğü kelimelerinin şanlı veya mukaddes güzelliğini bu kadar çiğ bir Frenkçe ile değiştiren kadına elbette bağlanamazdım demiş. Türkçeye olan aşkı, sevdayı o kadar derinden veriyor ki yazar, heyecanlanıyorsunuz okurken. Mutlaka bunu gençlerimizin okuması, dilini öğrenmesi, dilini sevmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar vardır ki dünyaları böyle hep kelimelerle örülmüştür. Onlar kelimelerle duyar, kelimelerle düşünür, kelimeleri birer mücevher dizisi gibi her kıymetin üstünde hissederler. Kelimenin önemini burada tekrardan görmüş oluyoruz. Gördüğünüz gibi yazar Türkçe'ye öyle derinden bağlı, öyle derinden hisler besliyor ki bunu aşk dünyasına bile farklı boyutta yansıtıyor. Kelimenin Türkçe olmayışı onda ciddi rahatsızlık doğuruyor. Burada bir tane daha paylaşım yapalım. Bir insan bütün uyarmalara rağmen eser yerine yapıt, teşkilat yerine örgüt, tabiat yerine doğa, mesela yerine örneğin diyebiliyorsa onun bizim milliyetimizden koparılmaya çalışılmış bir kimse olduğundan şüphe etmemeliyiz diyor. Kitapta bir bölüm var, Türkçenin gül bahçeleri diye. Buradan birkaç paragraf okumak istiyorum ben size. Bir gün sokakta kandil gülleri diye bağıran bir satıcı sesi duyar ve yollarda güller satılıyor zannederseniz aldanırsınız. Satılan gül değil, kandil simitleri, kandil çörekleridir demiş. Bazen bakarsınız sokakta bir satıcı körpe badem diye haykırır. Eğer siz taze badem çıkmış diye aldanır ve badem almak arzusuyla kapıya veya pencereye koşarsanız göreceğiniz badem değil, salatalıktır. Halk satıcısı ona körpeliğinden kinaye mi, badem demekten hoşlanır? Bunun belki daha ince bir sebebi vardır. Çünkü salatalık bu sebzenin nazik adı. Onun asıl adını sokaklarda hıyar diye bağıra bağıra söylemeyi satıcı elbette güzel bulmaz. Hele bu kelimenin çoğulunu bağırmak birçoklarını incitebilir. Bundan alınanlar bu haykırışı kendilerine hakaret sayanlar olur. Halk satıcısı bunu bilir ve müşterilerine daha nazik bir dille seslenebilmek için sattığı şeyi badem güzelliğiyle süslemeye, yumuşatmaya çalışır. O öyle satarken siz sokaklarınızda ilkbaharın, çiçek veren ilk güzel ağacının bahar manzarasını ve bu görünüşün neşesini duyarsınız. Yazar ayrıca şöyle bir tenkitte bulunuyor tekrar. Satıcılıkta böyle mecazlar kullanış, Türk halk ticaretine henüz maddeci batı reklamcılığı girmeden evvel asırlarca yaşamış yerli bir reklam zekasıdır diyor. Yazarımız aynı zamanda kitabın içinde Türkçeyi güzel kullanan şair ve yazarlarımızdan da bahsediyor. Nevai, Yunus Emre, Fuzuli, Yahya Kemal Türkçesi gibi Türkçenin belli isimler aldığını, onlarla mertebe mertebe yükseldiğini dile getiriyor. Ve diyor ki Anadolu Türkçesinde dilimizin ve sanatımızın en milli çizgisi olmuş Elif sözü bir gün Türk kızlarına isim olacak kadar millileşmeye Yunus'un şiirleriyle başlamıştır. Aynı zamanda Yunus Emre'den Türkçemizin çok sayıda kelimesini millileştiren bir lisan Fatih'i olarak da bahsediyor burada. Efendim özetleyecek olursak Türkçenin Sırları kitabında kelimelerin fethedildiğini, hiçbir kelimenin dilimizden atılmaması gerektiğini görmüş, öğrenmiş olduk. Günümüzde ortalama 100 kelimeyle birbirimizle iletişim kuruyoruz. Ne kadar acı değil mi? Ben eski okuduğum kitaplarda bazı şu an için Cumhuriyet döneminin yazarları Peyami Safa, Halit Ziya Uşaklıgil gibi yazarları okuduğum zaman kitaplarının neredeyse arka bölümünde bir sözlük derecesinde bilmediğimiz kelimelerin anlamları veriliyor. Bir tanesinde üşenmedim saydım 1500 kelime. Biz daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmış olan, bundan 100 sene, 80 sene önce yazılmış olan kendi öz dilimizi tercümansız, tercümesiz anlayamıyor durumdayız. Şunu bir defa kafamıza sokmamız lazım arkadaşlar. Kelime çok önemli. Ne kadar çok kelime bilirsen zeka dağarcığın, düşünme kapasiten de o kadar fazla artacak demektir. Çünkü kelimelerle düşünürüz. Düşünsenize bütün kelimelerin yok olduğunu, hiçbir nesneye, eşyaya isim verilmediğini haliyle zihnimizde düşünmede gerçekleşmeyecektir. Özellikle gençlerimize öneriyorum. Çünkü İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Lisan öğrenmek çok önemli bir mesele. Gerçekten atalarımıza baktığımızda 5 tane, 6 tane yabancı dil bilen insanlar var. Daha fazla olanlar da var. Ama biz bugün bir İngilizceyi öğrenemiyoruz. Türkçenin yanına bir İngilizceyi öğrenemiyoruz. Çünkü Türkçeyi bilmeyen İngilizceyi de öğrenemez arkadaşlar. Sen kendi öz ana dilini bütün temeliyle, cümle yapısıyla, kalıplarıyla, öznesi, yüklemi, tümleci, belli bağlaçları, belli kurallarıyla tamamen özümsemiş olmazsan karşı tarafta İngilizceyi karşılaştırma yapacağın bir kaynağın olmaz. Biz Türkçeyi edebiyat derslerinde gerçekten de çok yüzeysel olarak geçip gittiğimiz için İngilizce de öğrenemiyoruz. Ayrıca yabancı dili öğrenmek isteyen insanların da kendi öz ana dilini çok iyi bir şekilde öğrenmeleri gerektiğini burada söylemiş olalım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım yüreğinizde bir yerlere dokunmuştur. Umarım zihninizde küçük bir pencere açabilmişimdir. Türkçenin Sırları kitabıyla birlikteydik. Önümüzdeki hafta inşallah bambaşka bir kitapla, bambaşka bir konuyla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.